Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında ebedi cennet hayatında insanın canı sıkılmaz mı? Böyle bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. Önce bir olayla işe gireyim. Bir tanesi değerli bir hocamıza varmış. Demiş ki, hocam demiş, cennette ebedi mi olacağız? Soru soran, yani sanki cenneti garantilemiş de orada ebedi mi olacağız, o tarzda soruyor. Hoca efendi gayet dikkatli bir şekilde cevap veriyor ve diyor ki cennette ebedi olunacak. Bunun üzerine muhatabı diyor ki, peki hocam diyor, orada yaşa 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 canımız sıkılmaz mı? Hoca efendi de diyor ki bunu senin merak etmene lüzum yok. Adam diyor, neden? Diyor, bu kafayla seni oraya almazlar ki. Bırak diyor, onu oraya girecekler düşünsün. Bu latife yollu verilebilecek bir cevap. İnsanı tebessüm ettiren bir cevap. Ama gerçekten de insanın hatırına gelebilir. Cennette ebedi bir hayat olacak. O ebedi hayatta insanın canı sıkılmayacak mı? Buna değişik açılardan cevaplar vermek mümkün. Önce ben dünya hayatından örnek vermek istiyorum. Şu dünya hayatında bir cennet hayatı yaşamıyoruz. Sıkıntılı bir hayat içindeyiz. Özellikle ahir zamanın bu fitneleri içinde çok da rahat olduğumuz söylenemez. Gerek geçim sıkıntısı, gerek psikolojik sıkıntılar, gerekse televizyonlar vasıtasıyla dünyanın her tarafında olup bitenlerin evimize kadar girmesi bir takım sıkıntılar meydana getiriyor. Hastalıklar artmış durumda. Böyle olmasına rağmen insanlar yine dünyada yaşamak istiyor. Hastanelere gittiğimizde 60'ında, 70'inde, 80'inde ihtiyarlar 3-5 gün daha yaşayabilmek için tedavi peşindeler. Ve olmasınlar mı olsunlar, Allah her derdin dermanını yaratmıştır. Vücut bize emanettir. Bu emanet alınıncaya kadar onu muhafaza etmek görevimizdir. Bu açıdan tedavi olmak da dinin bize emrettiği hususlardandır. Bununla şunu demek istiyorum. Şu dünya hayatında o kadar sıkıntılar varken biz yine de ölmek istemiyoruz. Ebedi bir hayatı istiyoruz. Hatta anlatılır. Adamın bir tanesi güzel bir ev yaptırmış. Yaşı da 80. 80 yaşında bir zat. Ustasına soruyor. Ustam diyor, bu ev böyle hiç tamir görmeden ne kadar gider? O da demiş, efendim herhalde bir 100 yıl gider. O yaşlı amca diyor ki, diyor, sonrasında artık sonra düşünürüz. Bakın, bu adam artık bir ayağı çukurda olmakla beraber 100 yıl sonrasının hesaplarını yapıyor. Sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi öyle görüyor kendisini. Ama dünyada ebedi kalınmayacak. İnsan istese de istemese de şu dünyadan geçip gidecek, göçüp gidecek. Ama diğer alem artık böyle geçici bir yurt değil, geçici bir hayat değil. Orası ebedi bir hayat olacak. İşte o ebedi hayatta acaba sıkıntı var mı? Cennete gidenler için konuşuyorum. Cenneti kazanan kimseler için artık o hayatta sıkıntı yok. Sıkıntı olmayınca da insan o hayatı gayet rahat bir şekilde ebedi olarak yaşar. İşe biraz tersinden bir bakışla bakmaya çalışırsak daha iyi anlamak için. Eğer cennet ebedi olmasaydı acaba iyi mi olurdu? Bunu düşünelim. Mesela denilseydi ki cennette hayat 1 milyar yıl olacak. Ve cenneti kazananlar 1 milyar yıl sonra yok olup gidecekler. Hepsi fani olacak. Böyle olduğunda 500 milyon yıl geçtikten sonra muhakkak bazı şairler çıkar ve herhalde şöyle derlerdi. Yaş 500 milyon yolun yarısı eder. Nasıl ki bir şairimiz yaş 35 yolun yarısı eder demiş. Onun gibi cennettekiler de yarı ömür geçtikten sonra adım adım kendilerini idama gidiyor gibi görebilirlerdi. Demek ki oranın ebedi olması lazım. Bundan dolayıdır ki ayetlerde cennet anlatılırken halidine fîhe ebede. Onlar orada ebedidirler, daimidirler. Kur'an-ı Kerim tekitli bir şekilde ifade ediyor. Öte yandan o ebedi hayat içinde monotonluk olmayacak. Yani bunu da çok net olarak ifade edebiliriz. Öyle ki şu alemde bile Allah-u Teala tekrara düşmüyor. Hatta bazı ehli tasavvuf demişler ki la tekrare fit tecelli. Tecellide tekrar yoktur.
Yani Allah bir yarattığını bir daha yaratmaz. İnsanlar olarak bakalım. Şu anda dünyada 6 milyar insan var. Hiçbir insan diğerinin aynı değil. Sima farklı, ses farklı, parmak işaretleri farklı, genetik yapısı farklı. Yani her şeyle bir farklılık var. Dünkü gün farklı bir gündü, bugün ayrı bir gün. Yarın daha da farklı olacak. Allah-u Teala bir yarattığını tekrar yaratmıyor. Mesela kar yağıyor her gün. Şu anda bazı yerlere mutlaka kar yağmakta. Bizim ülkeye yağmıyorsa başka yere yağmakta. Dünyanın yarısı kış, yarısı yaz. Böyle olunca her an kar yağıyor. Ve her bir kar kristali altı köşeli, altıgen. Ama o kadar garip bir durum ki hiçbir kar kristalinin deseni diğerinin aynısı değil. Her biri diğerinden farklı bir şekilde. Kar yağıyor tane tane, her birinde bin bir nakış, bin bir mana. İşte Allah-u Teala bir günde belki trilyonlarca kar tanesi dünyaya gönderiyor. O trilyonlarca kar kristalinde hepsi altı köşeli olmasına rağmen desen itibariyle farklı farklı desenler var. Ve biz bu güzelliğin şu anda o kadar farkında değiliz. Kar kristallerindeki deseni göremiyoruz. Sadece bir beyazlık görüyoruz. Ama diğer aleme gidildiğinde orada durumlar farklı olacak. Orada güzelliklerin boyutları daha farklı olacak. Cennet tümüyle bir saadet yurdu olduğundan artık orada insan bambaşka bir şekilde muhatap olacak. Kabiliyetleri fevkalade gelişmiş, açılmış bir şekilde olacak. Şu dünyada dahi durumda olanlar, deha seviyesinde olan kimseler beyinlerinin %5'ini veya %10'unu ancak kullanabilirlerken diğer alemde insanlar tam kapasiteyle o cennetin nimetlerinden istifade edecekler. Bu anlattıklarıma Yasin suresinden şöyle bir delil de zikredebiliriz. Cenab-ı Hak Yasin suresinin 5. sayfasının başında şöyle buyuruyor. İnne ashabel cennetil yevme fi şuhulin fakihun. Cennet ashabı bugün çok güzel bir meşguliyet içinde nimetlenmektedirler. Burada şuhul, meşguliyet anlamında. Demek ki cennet ehli orada boş kalmayacak. Yani cennet sadece yeme içme yeri değil. Cennet aynı zamanda bir sohbet yeri. Cennet aynı zamanda gerçek tarihin ortaya konulduğu bir yer. Mesela Hazreti Adem dünyaya geldiğinde acaba dünya nasıldı? Şartlar nasıldı? Dinozorlar gibi hayvanlar var mıydı? O zaman dünyanın görüntüsü ne şekildeydi? Merak ederiz. Cennettekiler Adem Baba ile sohbet ederken bunu görüntüleriyle de görecekler. Diğer taraftan kendi aralarındaki sohbetlerde yine karşılıklı cennet iskemlelerine oturmuş vaziyette dünyada olup biten maceralarını birbirlerine anlatacaklar. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olacaklar ve daha neler neler. Bu tarzda olunca elbette cennette tekrara düşülmeyecektir. Cenab-ı Hak orada monoton bir hayat değil, hareketli, renkli bir hayatı o saadet diyarında o insanlara verecektir. Böyle olunca da o cennet ehli ebediyen Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar olacak ve ebediyen tam bir memnuniyetle Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceklerdir. Cenab-ı Hak lütfuyla hepimizi o cennet diyarına layık eylesin, kabul eylesin duasıyla bugünkü programı noktalıyorum.